Arkadaşlar e, bu sorumuz güzel farklı bir soru e, dikkatlice yorumlamaya çalışalım. 10. sorumuz ne demiş bize bakalım. Aşağıdaki birim kareli düzlemde bir üçgen ile bu üçgenin köşe noktalarından geçen 5 doğru verilmiştir burada yukarı aşağı sağ sol yönler verilmiş. L1 ve L2 doğruları aşağı, L3 doğrusu sol, L4 doğrusu sağ, L5 doğrusu yukarı yönde olmak üzere bu 5 doğrudan yalnızca biri sabit hızla hareket ettirilecektir. Hareket ettirilen doğru üçgenin iç bölgesinden geçtiği yerleri maviye boyamaktadır. Boyama yapılan süre boyunca boyanan bölgenin alanı zamanın karesi ile doğru orantılı olarak değiştiğine göre boyamayı yapan doğru aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Gerçekten güzel farklı bir soru. Burada şuraya odaklanalım. Doğrumuzun doğrultusunu bozmadan hareket ettireceğiz hareket ettirdiğimizde doğrumuz üçgenimizin içinden geçtikçe onu boyayacak. Bunda da sorun yok. Ama bu boyama işlemini yaparken bu boyama süresi boyunca yapılan boyanan bölgenin alanı zamanın karesiyle doğru orantılı olarak değişecek. Boyunan, boyanan bölgenin alanına biz mesela B dersek bu B arkadaşlar geçen zamanın karesiyle doğru orantılı. O zaman B bölü T kare yazmamız gerekir. Geçen zaman T ise bu da bizi neye götürecektir? Bir orantı sabitine götürecektir. Yani burada boyanan bölge eşittir. K çarpı T kare olarak gelmiş olur arkadaşlar. Peki boyama nasıl olacak? Mesela bakın burada demiş ki L1 doğrusu demiş aşağı hareket edebilir. Şimdi L1 doğrusu şöyle yeterince uzun olduğu için böyle gittiği için aşağı doğru hareket ettiği sürece geldiği zaman üçgenin üzerinden geçerken geçtiği her yeri maviye boyayacak. Buradaki doğrularımız şöyle uzayarak gittiği için doğrultularını bozmadan ilerlettiğimiz sürece her biri zaten üçgeni tamamen boyar. Bunda sorun yok. Ama öyle bir tanesini seçeceğiz ki biz ilerlettikçe boyanan bölgenin alanı zamanın karesiyle doğru oran olarak değişecek. Şimdi burada şöyle bir mantık yürütebiliriz arkadaşlar. Ee, üçgenlerde şunu hatırlayalım. Mesela ben şöyle bir üçgen çizmiş olayım arkadaşlar. Bu herhangi bir üçgen olsun. Bir ABC üçgeni olsun. Hani vardı ya benzer üçgenler yakaladığımızda benzer üçgenlerde benzerlik oranının karesi bizi alanlar oranına götürüyordu. Yani ben şuradan e, şuradaki tabanımı 3 birim olarak şuradaki tabanı 5 birim olarak alırsam paralellik olduğu için bu iki üçgen benzer gelecektir. Bunların alan oranı, benzerlik oranı olan 3 bölü 5'in karesinden 9 bölü 25 olarak bulunmuş olur. Buradaki kare alma olayı bize şunu hatırlatabilir. Burada hani birim kareli zemine yerleştirmişiz ya doğrumuzu ilerlettiğimizde arkadaşlar bizim doğrumuz bir birim yolu bir birim zamanda alıyor olsun. Bu şekilde düşünmüş olalım. Yani biz bir birim yol almak istediğimizde bir birim zaman geçiyor olsun. Yani şu diyelim ki burada L2 hareket ettireceğiz. Bir birim yol aldığımızda burada da pardon bir birim zaman geçtiğinde bir birim yol aldığımızı yani buradaki doğrumuzu doğrusu doğrultusunu değiştirmeden bir birim aşağıya doğru ötelediğimizi düşünelim. Burada şimdi neyi söyleyeceğim? Diyelim ki ben şu A noktasından şöyle bir doğru çizmiş olayım arkadaşlar. Bu doğrumuz eğer şuradaki tabanımıza paralelse az önce dediğimiz bu oranı yakalayabiliriz. Ben bu doğruyu doğrultusunu bozmadan aşağı doğru ilerletirsem arkadaşlar çizeceğim her doğruda aslında ABC üçgenine benzer minik bir üçgen elde etmiş olurum. Hatta az önce dediğim gibi düşünürsek ABC üçgenini şuraya tekrar çizeyim. Eğer bir birim zamanda bir birim yol alırsam arkadaşlar ben şurada A noktasındayken ben burada bir birim zamanda tepedeki şu doğrumu bir birim alt tarafa doğru göndermişsem şu şu doğrular arası uzaklık kaç birim gelir? Bir birim. Şurada oluşan uzunluk kaç birim gelmiş olur? Bir birim gelmiş olur. Eğer benim ABC üçgenimin yüksekliği de diyelim ki 5 birim olsun. Toplam yükseklik 5 birimse şuradaki yükseklik bir birim gelir. Bu üçgenin alanıyla arkadaşlar büyük üçgenin alanını karşılaştırırken benzerlik 1 bölü 5'tir. Alanları oranı bunun karesinden bir bölü 25 gelmiştir derim. Eğer 2 birim zaman boyunca bunu ötelersem bu sefer geldiğim yerde yüksekliğim 2 birim olacaktır. Bu sefer 2 bölü 5'in karesinden alanları oranı 4 bölü 25 gelir. Yani minik üçgenimin alanı 4 alansa büyük üçgenimin alanı 25 alandır diyebilirim. Aynı mantığı burada da yakalayabilirim arkadaşlar. Geçen birim zamanı 1 üzerinden yazdığımda t yerine 1 yazarsam b bölü 1'in karesi eşittir k'den b'mizin 1k geleceğini ama 2 birim zaman geçtiğinde B bölü 2'nin karesi eşittir K'den B'nin 4K'lik alan geleceğini söyleyebilirim. Büyük üçgenimin alanı 5'in karesinden 25 alan ya da 25K ile gösterilirse küçük üçgenimin alanı da 2'nin karesinden 4 alan ya da 4K ile <laughs> gösterilmiş olur. Demek ki buradaki temel mantık bu kareyi benzerlik oranının karesini kullanabilmek için burada tabanımıza paralel bir doğruyu hareket ettirmektir. Yani hangi köşeden bakarsak bakalım arkadaşlar bu köşenin karşısındaki tabana paralelse bizim doğrumuz bu bize istediğimizi verir. Mesela şuradaki L3 ile bunun karşısındaki tabanı karşılaştıralım. Bunlar paralel mi diye bakalım. Paralel olmadığını belki gözümüzle de ayırt edebiliyoruz ama şöyle şöyle yapalım. Bu doğrunun eğimini bakın şuradaki açının tanjant olarak yorumlayalım. Karşı bölü komşu 2 bölü 2'den 1 gelsin. Ama şu tabanımızın eğimi şuradaki açıya odaklanırsanız arkadaşlar 3 bölü 2 olarak gelir. Yani L3 bu tabana paralel olmadığı için biz bunu ilerlettiğimizde istediğimiz o doğru orantı yakalanmamış olur. Sanırım biz burada bunu L kaçla yakalayacağız arkadaşlar? Bir bakayım L 4 ile. Çünkü şuraya A köşesi dersem şuraya B köşesi buraya C köşesi dersem A köşesinden geçen L4 doğrusu köşemizin karşısındaki BC kenarımıza paralel gelecektir. Bakın L4 doğrusu şuradaki açı üzerinden yorum yaparsak arkadaşlar şurada karşıda 4'ü komşuda 2'yi verir. 4 bölü 2'den şu açının tanjantı 2 gelecektir. Aynı mantıkla şu kenarımıza baktığımızda bakın o kenarımızı şuradaki üçgenin içine alırsak arkadaşlar karşıya 4 komşuya 2 gelir. Şu açının tanjantı da 2 geldiği için biz L4 ile b BC kenarının paralel geldiğini, L4'ü burada doğrusallığını bozmadan ilerletirsek oluşacak alanı, alanın bizden istenen doğru orantıyı bize vereceğini söyleyebiliriz. Demek ki burada aradığımız cevabın L4 olması gerekir ki arkadaşlar biz bu doğruyu ittikçe yani doğrultusunu bozmadan öteledikçe diyelim boyanan bölgenin alanı zamanın karesiyle doğru orantılı olarak gelmiş olacaktır. Yani bizim doğru cevabımızın L4 gelmesi gerekir. Aşağı tarafa bakarsak bu da bize D şıkkında verilmiştir. Doğru cevap D şıkkı L4'tür diyebiliriz arkadaşlar. Mesela neye bakalım? L1'e bakalım. L1 B köşesinden geçiyor. B köşesinin karşısında AC kenarı var. Ama bakın biz L1 ile AC'nin paralel olmadığını hatta şurada bir yerde kesişeceklerini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Buradan da doğru cevap BC kenarına paralel gelen L4 doğrusu olarak gelmiş olur. Güzel bir soru, farklı bir soru. Dilim döndürürce de anlatmaya çalıştım. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.